Herkese merhaba. Anca hazırlanabildim. Hoş geldiniz. Merhaba. Her birinize merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu arada uzun zamandır canlı yayın açmamıştım. Daha önce çok canlı yayın açıyordum. Seminerlerle alakalı, sınavlarla alakalı. Şu anda ses ve görüntü nasıl? Bir onay verebilir misiniz? Ses ve görüntü güzel mi? Yani net mi? İnternetle alakalı bir sorun var mı? Sesim net geliyor mu? İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bir tanem Hannancığım, dostum, kardeşim, Gülsümcüm hoş geldin. Sizleri görmek ne güzel. Benim canım öğrencilerim. Canımsınız benim. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün ne anlatacağımı hiç bilmiyorum. Çok iyiyim Gülsüm. Heyecanlıyız biraz tabii. Merhaba hocam demiş Zuhal'cığım. Bir tanem. Merhaba bir tanem hoş geldin. Şevval'cığım hocam bugün ayrı güzelsiniz demiş. Canım benim. Siz güzel görüyorsunuz da o yüzden. Her birinize selam. Şimdi normalde herkese böyle anlatasım geliyor. Anlatacak o kadar çok şey var ki hani hangi birinden başlayayım bilmiyorum. Sorularınızı yine cevaplamak istiyorum ama anlatmak istediğim şeyler de var tabii ki. Her biriniz hoş geldiniz. Böyle yavaş yavaş toparlanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bu arada söylemediniz hani ses ve görüntü nasıl? İnternetle alakalı bir sorun var mı? Yani yerle alakalı. Aman aman nereye geldik? Hoş geldiniz tekrar. Evet. Şimdi nereden başlasam diye düşünüyorum. Hemen başlasam mı? Ay Ayşenur'cum hoş geldin kuzum. Hocam her halükarda çok iyisiniz. Rümeysa'cım hoş geldin. Sizi görmek ne güzel. İki gözümün çiçeği yazmış. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim iltifatlarınız için. Ses ve görüntü iyiymiş galiba. İnternetle alakalı bir sorun yok sanırım. Süper. Çok netmiş. Güzel. Çok iyi. Hoş geldiniz tekrar. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle uzun zamandır böyle beni takip edenler var, yeni takip edenler var, tanıyanlar var, tanımayanlar var. Hakkımızda birçok haber çıktı. Görmüşsünüzdür siz de. Zaten hala çıkmaya devam ediyor. Ben böyle ufak bir kendimden bahsetmek istiyorum ama birazcık sıkıcı olabilir sanki bahsedeceğim kısımlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle arkadaşlar, ilk başta birazcık belki gerginliğimi alsın diye yorumları kapattım. Belki böyle daha rahat konuşurum ilk başta. Sonra tekrar yorumlarınızı açacağım. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama ben ufak bir kendimden bahsetmek istiyorum. Hani sıkılırsanız çıkabilirsiniz ya da sonradan da dinleyebilirsiniz. Zaten muhtemelen yayını kaydedeceğim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Fidan Atalay. Tabii ki birçok yerde görmüşsünüzdür. Fidan Hoca olarak birçok kişi tanıyor beni. Aranızda öğrencilerim de var. Aranızda her yerden öğrencim var. Hem özel kurumdan, hem dershaneden, hem üniversiteden, hem eğitim koşulundan. Şimdi arkadaşlar ben özellikle bir kısımdan başlamak istiyorum. Kısa bir kendimi tanıtmak istiyorum. Sonra yorumları açmak istiyorum. Çünkü bu kısımda çok dikkatim dağılsın istemiyorum. O yüzden yorumları kapattım. Ama isterseniz kalp atabilirsiniz. Kalple cevap verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bazen böyle şey diyorum espri olarak yani doğumdan başlayalım diye. Şaka bir yana Gelibolu doğumluyum. Ondan sonra arkadaşlar şuradan devam etmek istiyorum. Hayatımın belki de değiştiği nokta ya da hayatımda geldiğim nokta mesleğim. Çünkü mesleğimle alakalı epey bilginiz var ama sanırım bilgilerinizin büyük bir kısmı yanlış bir bilgi. Şöyle arkadaşlar mesleğimle ilgili. Arkadaşlar ben 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okudum. Ve şöyle söyleyeyim. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken son sınıfa geldiğimde dedim ki ben bir şey olacağım ve ben önemli bir şey olacağım. Sonra arkadaşlar bu süreçte bu arada 9 Eylül Üniversitesi'nde okurken 2. üniversite kapsamında belki öğrencilerim bile bilmiyordur. Adalet Meslek Yüksekokulu'nu da bitirdim ek olarak. Ama o 2. üniversite kapsamındaydı. Onu genelde söylemiyorum bile. 9 Eylül İktisat mezunuyum diyebilirim. Son sınıfa geldiğimde dedim ki ben önemli bir şey olacağım. Ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeyseniz Türkiye'de girebileceğiniz bazı sınavlar var. Örneğin Mali Müşavirlik gibi, örneğin KPSS gibi.
Şöyle arkadaşlar, ya da banka sınavları gibi. Ben son sınıfta önemli bir şey olma kararını verdikten sonra KPSS'ye hazırlanmaya karar verdim. Şu an yayında mıdır ya da örneğin haberi var mıdır ya da bundan haberi olacak mıdır bilmiyorum ama ilk böyle çok yakın arkadaşlarımız vardı son sınıfta hazırlanırken. İsim vermek doğru mu emin değilim ama çok yakın bir arkadaşım bana şey demişti. Daha ilk KPSS'ye hazırlanacağımı söylüyorum, son sınıftayım. Asla KPSS'ye hazırlanma çünkü kazanamazsın demişti. Hatta iddiaya girmiştik kazanamazsın diye. Sonra arkadaşlar ben bir yıl boyunca tabii ki çok detaylı olarak çalıştım. Sonucu birazdan söyleyeceğim. Aynı şekilde ben yine son sınıftayım, önemli bir şey olacağım dedim. Bizim mezuniyet törenimiz geldi. Zaten mezuniyetle alakalı bir video paylaşmıştım. Benim için çok güzel bir andı. Mezuniyet törenimiz geldi. Orada herkes cübbe giyiyor. İşte hocaların cübbesi farklı, ünvanlar farklı çünkü hocaların yakasında bulunan armalar, amblemler farklı, daha güzel bir duygu. Yani çok güzel bir duygu. Herkesin tatmasını istediğim bir duygu. Özellikle zaten fakülte bambaşka bir şey yani. Herkesin çok isterim okumasını. Neyse, son sınıftayız. Bizim bir hocamız var. Hocamızın cübbesini istedi bizim arkadaşlarımız. Hocamız da dedi ki burada bu cübbeyi hak eden bir kişi var. O da Fidan dedi ve ben o gün ilk defa bir hoca cübbesi giydim. Ve o gün dedim ki yok, ben hoca olacağım. Kararımı verdim. İlla tutturdum, üniversitede hoca olacağım, akademisyen olacağım diye. Sonra arkadaşlar, üzerine tabii ki zaman geçiyor. Bir arkadaşım var, o zaman master yapıyor. Yüksek lisans, master aynı şey. Ben genelde master kullanıyorum. Master yapıyor arkadaşım, kız arkadaşım. Yine yakın arkadaşlarımdan, çok sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Ben master yapacağım dediğimde ilk söylediği bana, işte ne olacaksın, hoca olacağım. İlk yani... Bağlantıyla alakalı ufak bir sorun oldu galiba. Hemen ben tekrar yorumları açıyorum. Şu anda bağlantı güzel mi? Bağlantı kopmuş galiba. Ses gitti mi bir ara? Ben de şu anda